أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي insanın şanı düşmez, şanı artar.
Ondan sonrası üçüncü on günleri Cenab-ı Hak 100 kere girdi. Her iftar vakitinde cehennem azabından ümmeti Muhammed'i binlerle binlerle her dini azat eder. Ki cehennemden azatlı kalmış olan kimseye bayram etmek hak. Bayram onların hakkıdır. Cehennemden kurtuluş belası alamayan adamın bayramı nasıl? Bağışlandın mı? Bağışlanmanı istedin mi? Arzu halini verdin mi? Bu mübarek hayrın mübarekte cemelinden ve günlerinden içeriye müracaatın var mı? Soranlar. İçeriye müracaat ettiysen elbette ki ilahi lütuf sana yetişecektir. Cenab-ı Hak ya Rabbi bizi affeyle, mağfiret eyle. Bizi de cennetlik kullarından eyle, işte elimizden geldiği kadar bu oğlu tutmaya gayret ettik. Sana secde kıldık. Geceleri halinin sünnetini yerliğe uğraştık. Ya Rabbi kusurumuzla beraber bizi bağışla. Amin. Dediği vakitinde sen zannedersin Cenab-ı Allah reddettin de diyor. Lakin maalesef bugün de çağdaş insanlarda din şuuru kalmadı. Çağdaşlık belası çıktı. Millet dinsiz oldu. İmansız oldu. Görgüsüz oldu. Saygısız oldu. Her ne kadar kötülük varsa mıknatıs şeker gibi o çağdaşlık üzerlerine çıkıyor. Çağdaşlık nedir? Haber yok. Zannediyorlar ki Allah'ın emrini tutmayan kimse çağdaş. Çağdaş adam çünkü namaz kılmayacak. Oruçtan işi olmayacak. Allah'ın peygamberiyle hiç muamelesi olmayacak. Helal haram bilmeyecek. Mübarek Ramazan'dır, bayramdır tanımayacak. Yiyecek, içecek. Küçük odaya gidip neticesini görecek. Öyle zannediyor hayatı. Çağdaş hayat bundan ibaret. Çağdaş hayat başlarına bir bela giydirecek ki bunların altından kalkamayacak. Kapattı mı bir defa bitti. İnsanoğlu imansız yaşayamaz. Bundan nasıl yaşar? Bunların yaşaması yaşama değil. Yaşayan onun için bu zaman çekil bir zamandır ve çok haller başına gelecektir bu çağdaşların. Dayanakları yoktu. İnsan iman gücüyle Allah'a dayanır. Allah'a dayanan yıkılmaz. Bu ise Allah'a dayan, kimsenin seni yıkamaz. Bu değilse, darınca da seni ezer. Fakir darınca da cinin direğinde yüklüyüz. Silindir gibi seni ezer. Darınca ezer mi ya? Darıncalar için vakıfları var Cenab-ı Allah'ın. Darıncalar için mahluklar
vücudumu istina etti mi? Bitti. Lokman gelse çare bulamaz. Çünkü Allah'a dayanmadı. Ben karınca dedim, karınca ezem. Dedim karıncadan çok küçük olanları var ki daim adamı yıkar. Yıkar. Bir kankar adamı efendim, bir haftanın içerisinde dal gibi yapar. Hadi. Çağır. Kimi çağırıyorum ben? Belediyeye haber. Belediye ne yapar? Belediye çağırsın şeyi. Hocayı çağırsın. Bırak hocayla senin işin oldu. Neyse şimdi. Hocayla yapacaksın. Ve siz ayağınıza delik bağlasın. Alsınlar denize. Dünyada Allah'a peygamberi tanımadım. Şimdi ne yıkayacak? Yedi tekrarı suyla paklenmez onlara. Küçük gezen adamın bastığı yerde lanet var üzerinde. Mübarek günde hem. Çıkayım sen göstereyim. Kaç kişi cülüptür dışarıda. Zaten cülüp olmayan cam yedi. Cülüp olan dışarıda. Cenab-ı Hak. İşte geldi. Ben ondan doğru mübarek Ramazan bu çaylarını bekledik ama bu çayların sonrası da var. Bu rahmet aylar geçtikten sonra ne harita kar edecek bizde ne pusula. Pusulayı şaşırdıktan sonra haritayla ne işimiz var bizim? Haritadan korkmuşlar. Neyi korktun be? Haritadan neden korktun? Allah'tan korksana sen. Allah'tan korkan ecdadına üç kıta verdi Allah sana. Senin ecdadına sen Allah'ı tanımadığın için bir gazabı geri alamaydın. Bir gazap yok orası. Bizim tuttuğumuz yer. O da istiyor. O birileri istiyor. Verin deyin. Size yakışır. Biz Allah'a dönüp de demeyiyoruz. Ya Rabbi. Bu olsun elimizde nasıl? Bütün dünyanın üzerinde seninden beraber olan kimse yok ki. İşte bunda söylenen mecburuz. Mekteplerde din öğretmiyor. Din şuuru kalkmış. Madem kalktı onların vücudunda kalkacaktı. Gelen seneye kadar bakalım. Neler kalacak, neler gelecek, neler gidecek. Dikkat et! Biz ahir zaman ümmetleriyiz. 124 bin peygamber geldi, geçti, geldi, geçti, geldi, geçti. Ahir zaman peygamber geldi. Ben geldim, kıyametle aramız bu iki parmağın birbirine yakınlığı gibidir dedi peygamber. Şehadet parmağıyla o parmağı nasıl birbirine yakındır öyledir. O asır geçti ne beklesin. Hani hatırından doldurdum. Efendim çift hat yol yaptık da dünya yeniledi ve dünya kaç bin senenin eskimiş, körlemiş dünya. Ömrünü asıl Allah bilir, filozofların sözüne bak. Adem peygamberden itibaren kıyamete kadar 7000 sene. Bir kimse peygamber huzurunda sabah namazından sonra efendim rüya, hayırlı rüya gören varsa söylesin diye buyurdu. Bir sahabe-i kiram dedi ki yarısı acayip bir rüya gördüm. Hayırdır? Söyle bakalım. Bir sahra gördüm ki yer geçeyim. Ucu bucağı belli değil. Ortasından bir minber gittiler böyle, minber. Yedi basamak. Sahabine üç basamak varmış. Dördüncüye itaat eder. Onlar cehennem. Yedi basamak minberden. Ve
Siz geldiniz, o minbere çıktınız, birinci basamağına oturdunuz dedi. Öyle bir acayip bir o uyan ediyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, mutsuz mutsuz bucaksız olan sahra, benim ümmetlerime taksis olunan hırk yeryüzündeki dünyanın mağribine ve başlığına elbette ki sahip olacak ve tevhidin heybeti her yere ulaşacak. Ne kilsen alacak, ne havran alacak, ne naif kılavun alacak, ne kasinot alacak, ne pis yerler alacak. Hepsi girecekti. Karalarda ve denizlerde, mağribine başlığında la ilahe illallah. Ümmetlerin, Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli 7000 sene dünyada durur, kıyamete kadar. 7. bininde geldiğim için 7. basamakta ben okudum diyor. Ondan sonrası yok. Ahir zaman, son zaman Peygamber'in basamakta. Zuhur eden alamettir. Diniye sahip ol. Dinine sahip olmasan çöpçöp kabiliğinden şükürüm atacaklardır. Dinsiz cemaatların bilmesi yoktur. Dinle, onun çocuklarına sahip olduk, mekteplerimizde Allah helalını okudun. Allah yolunu bildirin, gösterin. Biz dinsiz bir cemaat değiliz. Bildirin, değilsen kim men ederse hayatları men olacak. Ya Rabbi, mübarek Ramazan'ı hakkımızda şikayetçi kıl. Ya Rabbi, bu mübarek Ramazan bizim için şefaatçi olsun. Senin için olmuş mutluyum. Senin için namaz mutluyum. Gücümüze gelen aklini talep edeyiz. Sana layık kulluğumuz yok. Lakin karınca kaderince uğraşıyoruz. Cenab-ı Hak kullarının niyetine bakar. Bu kulların benim için yaşıyor derse sana şeref ver. Allah benim için yaşamadığı kimseler hepsi kendini kaybetmiş, zibil sınıfına düşmüş. Onun için ey müminler, dikkat edelim. Önümüzde daha suhura gelecek alametler vardır. O alametlerin içerisine eriyip gitmeden sağ dili olarak Allah yolunda yaşamak isteyen kimselere Allah lütfeder. Dikkat edelim. Cenab-ı Allah çok Ramazanlara bizi yetiştirsin. Amin. Ve düşer. Elâ inna ahsener Thank you.
Selamdan sonra istiğfar edelim. Rahmet dilerim Cenab-ı Hak. İnne Allah'a emru bil adli ve ihsani ve itani bil kurba ve yenhâ ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bağî yâidukum lâllekum tezekkerûn. Ve ladikum vâhiyen.